şerbet hazırlayacağım. Tatlı şerbeti yapar gibi. Yaklaşık 3 su bardağı suyum var. Onu ilave ediyorum. Yaklaşık 5 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şimdi içerisine birkaç damla da limon sıkacağım. Yavaş yavaş şerbetimin kaynamasını bekleyeceğim. Şerbetim gördüğünüz gibi koyu kıvamlı hale geldi ve kaynamaya başladı. Şimdi içerisine nişastasını ilave edeceğim. 2 su bardağı nişastam var. 1 su bardağı da su kullanacağım. Birkaç damla da limon sıkıyorum. Karıştırarak nişastayı açıyorum. Lokum genel bir tatlı ismiydi. Hamur kızartılarak üzerine şerbet dökülen tatlılara lokum denirdi. Osmanlı kayıtlarına lokum geçmiş dönemlerde rahatül hülkum olarak girmiştir. Boğazı rahatlatan anlamındadır. Sonraları lati lokum ve günümüzde de lokum olarak değişmiştir. Bu arada nişastalı karışımım hazır. Ben biraz renk versin diye nar suyu kullanacağım. Geçmiş dönemlerde renk verilsin diye çeşitli kırmızı meyve suları da gül lokumunun içerisinde kullanılmıştır. Gül rengini elde edince ilave etmeyi bırakacağım. Şimdi nar suyunu ilave ettim. Son olarak içerisine gül suyunu da ilave edeceğim. Lokumun karışımı hazır hale geldi. Şerbetin içerisine koyacağım karışımı hazırladım. Su var, nişasta var. Renk versin diye nar suyu, mis gibi koksun diye gül suyu ve biraz da limon ilave ettim. Şimdi bunu yavaş yavaş hazır olan şerbetin içerisine ilave ederek karıştıracağım. Haydi bismillah. Karıştırarak koyulaşmasını bekleyeceğim. Lokum aslında koyulaştırılmış peltedir. 19. yüzyılda Ali Eşref Dede'nin yazdığı risalede lokum billuriye helvası olarak da geçmektedir. Gül reçeli Osmanlı döneminde de sevilen tatlılar arasındaydı ve o dönemlerde gülbeşeker ismiyle bilinirdi. Mevlana'nın eserlerinde de gülbeşekerden bahsettiği kayıtlarda yer almaktadır. Osmanlı döneminde balık yemeklerinin arkasından mutlaka gülbeşekerle yapılmış şerbet ikram edilirdi. Bunun sebebi ise balığı çok yediğiniz için bazen hazım zorluğu yaşarsınız ve balıktan sonra genelde insanda bir ağız kuruluğu olur. İşte gül reçeliyle yapılmış bu şerbet hem ağız kuruluğunu ortadan kaldırır hem de hazmı kolaylaştırırdı. Yağlı kağıdı güzelce seriyoruz tepsiye. Şimdi burada biraz nişasta ve pudra şekerim var. Onu şöyle elimle karıştıracağım. Ve yavaş yavaş yağlı kağıdın üzerine bu şekilde yayacağım. Burada koparttığımız gül yaprakları vardı. Onları da üzerine ilave ediyorum. Bir kısmını da sonra üstü için ayıracağım. Bu hazırladığım tepsinin üzerine lokumu ilave edeceğim. Lokumun bir kıvamını kontrol etmek istiyorum. Gayet kıvamı yerinde. Şimdi ocaktan alıyorum. Ağır ağır tepsiye dökeceğim ve soğuduktan sonra keserek servis edeceğim. Lokumu güzelce tepsiye yaydım. Arada yağlı kağıt var. Şimdi burada biraz soğutacağım. Sonrasında da yavaş yavaş kesmeye bırakacağım. Tepsiye döktüğümüz lokum iyice soğudu ve tamamen kıvam aldı. Şimdi ben başka bir tepsiye ters çevirmek istiyorum. Haydi bismillah.
Şimdi yavaş yavaş keseceğim. Önce üzerine biraz böyle pudra şekeri atıyorum lokumun. Ve bıçağıma da bolca pudra şekeri süreceğim ki lokum yapışmasın keserken diye. Kestiğim lokumları da tekrar pudra şekerine bu şekilde buluyorum ve yavaş yavaş tabağına koyuyorum.